Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli İngilizce öğretmeni Ümit Oral. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında yabancı dil testinde çıkan İngilizce sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2020 yabancı dil testindeki İngilizce sorularını çözeceğiz. 21. ve 28. sorularda verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. Arkadaşlar e sentence completion yani cümle tamamlama sorularıyla devam ediyoruz. Soru 21. Although classical music is claimed to improve children's intelligence demiş arkadaşlar ve sonrasını boş bırakmış. Şimdi burada benim dikkat etmem gereken şey şu. Bağlaç olarak although kullanmış mı? Ki ÖSYM although'u çok sever. Çok sık sorar, test eder arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bir zıtlık e, bağlacıdır bildiğiniz üzere. Zıt iki ifadeyi birbirine bağlar. Oldu. E, dedikten sonra arkadaşlar diyor ki, klasik müziğin e, çocukların zekasını e, geliştirdiğini iddia edilmesine rağmen şeklinde bir ifademiz var. Yani klasik müzik çocukların zekasını ne yapıyor arkadaşlar? Geliştiriyor, yukarı çıkarıyor. Onun için burada olumlu bir ifade var mı? Evet var. Olumlu ifade varsa o zaman ben ne yapacağım? İkinci tarafta olumsuz bir ifade arayacağım arkadaşlar. Ee, bakıyorum. There may not be a correlation between intelligence and appreciation for classical music. demiş. Evet doğru gibi duruyor arkadaşlar bakın. E, zeka ve müziğe, e, klasik müziğe duyulan beğeni arasında bir bağ olmayabilir diyor arkadaşlar. Doğru mu? Doğru gibi duruyor. Bir dursun. E, ee, B ile devam edelim. Parents time is probably better spent exposing their children to classical music right after birth. E şimdi burada arkadaşlar şunu söylemiş. Doğumdan hemen sonra çocuklarını klasik müziğe maruz bırakarak diyor. Ebeveynler ne yapabilir? Onlarla daha iyi bir vakit geçirebilir diyor. E burada yine klasik müziğin olumlu bir tarafından bahsetmemiş mi? bahsetmiş. E peki iki olumlu cümleyi ben olduğuyla bağlayabilir miyim? Hayır. Onun için bunu eledim. Classical music e, playing classical music to babies will inevitably make them grow up smarter. Bakın arkadaşlar ne diyor? Çocuklara klasik müzik e, dinletmek ne yapacak? Onları daha zeki bir hale getirecek şeklinde de, e, bir çevirimiz var arkadaşlar. E şimdi burada da yine olumlu bir özelliğinden bahsetmedi mi? bahsetti. Onun için ne yapamıyorum. Bunu da el, e, seçemiyorum arkadaşlar. Onun için eledim. D'ye bakıyorum. Parents may not overlook the possibility to enhance the cognitive ability of their children demiş. Burada da demiş ki ebeveynler çocuklarının bilişsel yeteneklerini geliştirme olasılığını göz ardı etmemeliler şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Etmeyebilirler şeklinde. E, burada da klasik müzikle bir bağlantı kuramadım. Yani e bilişsel yeteneklerini çocuklarının bilişsel yeteneklerini geliştirecek olan şey ne? Değil mi? Onunla ilgili bir bilgi verilmemiş. Onun için bunu da eleyebiliyorum. It is usually enough for parents to rely on classical music alone for the cognitive development of their children. Çocuklarının bilişsel geliş gelişimleri için sadece klasik müziğe güvenmeleri ebeveynler için yeterli olacaktır diyor arkadaşlar. E burada da yine klasik müziğin e, olumlu bir tarafından, yönünden bahsetmedi mi? Evet bahsetti. Onun için bunu da eleyebiliyorum. Çünkü benim aradığım şey olumsuz bir şeydi arkadaşlar. Ne olacak? Bu yüzden doğru cevabım arkadaşlar A seçeneği olacak. Soru 22. Because people usually do not want to participate in surveys demiş. E şimdi insanlar... E, anketlere katılmak istemediği için demiş. değil mi? Burada bir neden sonuç arayacağım. Çünkü bağlacım bir kız arkadaşlar. E şimdi neden sonuç aradığım zaman arkadaşlar ne olacak? E, burada bize e, nedeni veriyor. Sonrasında da ben sonucunu bulacağım. E, neden sonuç böyle bir bağ oluşturacağım. A seçeneğine bakıyorum. Some researchers offer participants a motivational reward to complete a survey. E şimdi burada demiş ki bazı araştırmacılar katılımcılara ne yapıyormuş arkadaşlar? Motivasyonel bir ödül veriyorlarmış e, anketi tamamlamalar için. Sizce bu iki cümle birbiriyle uyuyor mu arkadaşlar? Yani A seçeneği e, soru kökümüzü tamamlıyor mu? Bence çok güzel tamamlıyor. Çünkü diyor ki yani katılmak istemiyorlar. Bunun içinde ne yapıyormuş arkadaşlar? Bir ödül e, veriyormuş katılımcılara e, araştırmacılar oluyor gibi. Bir de diğerlerine bakalım. A lot of companies rely on consumer surveys to improve their products. Bakın, e, birçok şirket arkadaşlar ne yapıyormuş? E, tüketici anketlerine e, güveniyormuş kendi ürünlerini geliştirebilmek için. e Şimdi e, tüketici anketlerine güveniyor ama kimse katılmak istemiyor. Bu, bu bunun bir sonucu olabilir mi? Olmaz. Ne demesi lazımdı? Bu yüzden hiçbir şirket e, işte e, tüketici anketi yapmıyor gibi bir ifade olması lazımdı. Bu benim cümlemi tamamlamaz. C seçeneğine bakıyorum. In a typical research design, data collection is followed by data analysis. E şimdi burada demiş ki tipik bir araştırma metodunda e, data yani veri toplama süreci Sürecinden sonra ne geliyormuş arkadaşlar? Veri analiz kısmı gelir diyor. E şimdi cümlenin neden sonuç ilişkisi kurmama e, kurmama olanak sağlayan bir ifade mi bu? Hayır arkadaşlar. Bu da ayrıca çok geniş bir ifade arkadaşlar. Çok genel bir ifade. Onun için bunu da el eliyorum. Data science is becoming more and more appealing to scientists and business people alike. Ne oluyor? E, veri bilimi hem bilim insanlarına hem de iş insanlarına aynı şekilde cazip bir hale gelmeye başlıyor diyor arkadaşlar her geçen gün. Bu da yine çok genel bir ifade ve yukarıdaki nedenin bir sonucu değil arkadaşlar. Onun için bunu da eledim. Surveys have long remained a popular tool for collecting information from people. Anketler nedir? bir İnsanlardan bilgi toplamak için yıllardır uzun süredir popüler bir yöntem olarak Kalmaktadır, popüler bir yöntemdir yıllardır uzun süredir diyor. E bu da yine neden sonuç ilişkisi kur, kuramıyor arkadaşlar. Onun için doğru cevabım ne olacak? A seçeneği olacak. Soru 23. When a prey animal or an unsuspecting human approaches demiş, bir e, av ya da e, masum bir insan yaklaştığında ya da şüphelenilmeyen bir insan yaklaştığında diyor. Geri kısmı, gerisindeki kısmı bizim tamamlamamızı istemiş. The box jellyfish is regarded as one of the most venomous creatures in the ocean. Diyor ki kutu deniz anası okyanuslardaki en zehirli hayvanlardan biri olarak görülür. E şimdi bu o kadar geniş bir ifade ki. Halbuki burada bir durum var. Bakın arkadaşlar yaklaşma değil mi? Bir hareket var. Yaklaştığında şu olur şeklinde bir ifade arıyorum ben. Ama burada ne yapmış? Böyle olduğu, böyle olarak görülür şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Bunu da e, ne yapamaz? E, bu ifade cümlemi tamamlayamaz. Onun için eledim. B'ye bakıyorum. The box jellyfish is found in coastal waters of northern Australia. E, kutu deniz anası. Ne yapar? İşte e, Kuzey Avustralya'nın kıyı sularında bulunur. E, burada da yine bir durum var arkadaşlar. Bakın genel bir ifade. E, bu av, av yaklaştığında mı sadece orada bulunuyor? Ya da işte masum bir insan, şüphelenilmeyen bir insan yaklaştığında mı orada bulunuyor? Hayır. Bu da doğru bir ifade değil. The cells of the box jellyfish are triggered instantly and they deliver toxins. E, şimdi burada arkadaşlar... E, ifade sanki benim cümlemi net bir şekilde tam, tamamlıyor gibi. E, kutu deniz anasının hücreleri ne yapıyormuş arkadaşlar? Hemen harekete geçiyormuş değil mi? Ya daha doğrusu tetikleniyormuş ve sonrasında da toksin üretiyormuş arkadaşlar. E, cümlemizi doğru bir şekilde tamamlıyor mu? Evet. Böyle bir hayvan yaklaştığında veyahut da e, şüphelenilmeyen bir insan yaklaştığında ne yapıyormuş? Kutu denizanasının hücreleri hemen... E, ...tetikleniyormuş ve toksin üretiyormuş arkadaşlar. Doğru gibi duruyor. Bir de diğerlerine bakalım. The box of jellyfish gets its name from its cube-shaped bell. Arkadaşlar burada ise ismini nereden aldığından bahsediyor e, Kutu Deniz Anası'nın. Bu da benim cümlemi doğru bir şekilde tamamlamaz. Onu da eledim. E seçeneğine bakıyorum. The venom of the box jellyfish is fatal to humans affecting the nervous System demiş. Burada da arkadaşlar zehrinden bahsediyor. İnsanlar için ölümcül olduğundan ve bütün e, sinir sistemini etkilediğinden bahsediyor. Bu da yine bir e, durum vermiş arkadaşlar. E, onun için bunu da eliyorum. Bu da benim cümlemi doğru bir şekilde tamamlamaz. Ne olacak? Doğru cevabım C seçeneği olacak. Soru 24. As the climate warmed and the human population grew and spread... Geographically demiş bırakmış. Şimdi arkadaşlar burada as e, için anlamında mı kullanılıyor yoksa yaptıkça ettikçe anlamında mı kullanılıyor ona bakacağım. E, burada daha çok sanki içinden ziyade işte iklim ısındıkça, insan nüfusu arttıkça ve coğrafi coğrafi olarak e, dağıldıkça şeklinde bir ifade var. Evet bunu ben e, bu şekilde karar verdikten sonra arkadaşlar... E, tensime bakarsam daha rahat soruyu çözerim diye düşünüyorum. Tensim de past tense olduğu için... ...bu ez de bir zaman bağlacı olarak kullanıldığı için burada arkadaşlar. Ne yapmam lazım? Benim e, aradığım cümlede past bir ifade olması gerekiyor. Biliyorsunuz cümlelerde eğer... E, zaman ifadesi ve zaman bağlacından sonraki gelen cümlede bir past tense varsa, diğer cümlede de past tense'lerden bir tanesini seçmem gerekiyor arkadaşlar. Burada demiş ki, has long been considered. Yani present perfect tense kullanmış. Bu cümleyi ben ne yapamam? Past bir ifadenin arkasına getiremem. Humans began demiş arkadaşlar. Bu benim için önemli bir ifade. Evet ben burada bu cümleyi kullanabilirim. C'de they needed to find ways demiş. Bakın burada da yine past bir ifade var. Past simple tense kullanılmış. E bunu da e yine e doğru cevap olarak alabilirim eğer anlamı uyuyorsa. D seçeneğinde we don't know demiş. E burada da yine tense uyumu olmadığı için onu deliyorum. E seçeneğine baktığım zaman ise has been very difficult demiş. E burada da yine tense uyumundan gittiğimde ne yapabilirim? Seçeneği eleyebilirim. Geriye ne kaldı? B seçeneği kaldı. Ve C seçeneği kaldı. E şimdi e, iklim ısındıkça, insan nüfusu arttıkça ve coğrafi olarak yayıldıkça arkadaşlar e, B seçeneğine bakıyorum. Humans began to develop the first civilized human settlements. E, burada ne yapmış? İnsanlar ilk işte medeni yerleşim yerlerini kurmaya başladılar diyor. Cümlemi çok güzel bir şekilde tamamlıyor gibi duruyor. Bir de C seçeneğine bakalım. They needed to find ways to keep warm and dry. E şimdi arkadaşlar e, burada day ifadesi var gördünüz mü? E bu day ifadesini cümlede karşılık gelebilecek bir şey var mı? Hayır yok. Herhangi bir çoğul ekiyle kullanılmış bir ismimiz var mı? Yok. Onun için de ifadesini karşılayacak herhangi bir şey olmadığından ben ne yapabilirim? Bu cümleyi kolaylıkla eleyebilirim. Bu yüzden doğru cevabım B seçeneği olur arkadaşlar. Soru 25. The rearing of livestock has brought great wealth to Uruguay. Şimdi burada arkadaşlar diyor ki canlı hayvan yetiştiriciliği Uruguay'a ne yapmış? Bir servet kazandırmış. Büyük bir servet getirmiş arkadaşlar. Ee, yani Uruguay'ın ekonomisine büyük katkıda bulunmuş. Ee, şimdi bundan sonra da aşağıdaki seçeneklerin ne yapmasını bekleyeceğiz? Bu cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlamasını bekleyeceğiz. Even if it has been described as a giant city with many farms. Bakın even if olsa bile değil mi? Ee, Birçok e, çiftliği olan kocaman devasa bir şehir olarak tanımlansa bile. E, e Burada zaten çiftlik yine o da canlı hayvan yetiştiriciliği diyebilir miyiz? Diyebiliriz. E, burada da ondan e, soru kökünde de ondan bahsediyordu. E, onu ben iki tane aynı ifadeyi even if ile bağlayabilir miyim? Hayır bağlayamam. Onun için eledim bakıyorum. although recently tourism and banking have also contributed to the national income. Ne yapmış? Son zamanlarda turizm ve bankacılığın e, milli gelire, milli gelire katkı yapmasına rağmen ne yaptı? Canlı hayvan yetiştiriciliği Uruguay'ın e, Uruguay'a büyük bir servet getirdi, büyük bir servet kazandırdı ya da ee, ekonomisine katkıda bulundu gibi çevirebiliriz arkadaşlar. İfademiz doğru gibi. C'ye bakıyorum. As the capital city of the Montevideo is also the largest city with a population of around 1.5 million. E burada şimdi arkadaşlar bakın Uruguay'dan bahsediyordum. E başkentine geçtim. E nasıl oldu? Yani genelden hemen özele geçtik. Onun için bunu eleyebilirim. Ayrıca nüfustan falan bahsediyor. Herhangi bir ticari bir durumdan ya da işte ekonomiden bahsetmiyor. Onun için onu da eledim. D'ye bakıyorum. Whereas the country exports animal products all over the world. Bakın arkadaşlar burada verez var. Verez nedir? E, taban tabana zıtlık gerektir arkadaşlar. Şurada şu olurken burada bu oluyor gibi bir e, ifade e, gerektirir arkadaşlar. E Burada şimdi e, ne yapıyor? Ülke e, birçok hayvan, hayvansal ürünü tüm dünyaya ihraç ediyor diyor. E Şimdi ederken ne yaptı? E, hayvan yetiştiriciliği büyük bir gelir getirdi Uruguay'a. Olur mu? Olmaz arkadaşlar. Bunu da eledim. E seçeneğine bakıyorum. As long as the population of livestock outnumbers the Human population e, diyor ki e, canlı hayvan popülasyonu insan e, nüfusunu daha doğrusu nüfusu diyelim canlı hayvan nüfusu insan nüfusunu geçtiği müddetçe diyor. E, burada as long as'in ben zaten bir e, conditional bir şart durum ifadesi olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. E, ondan sonrasında ben böyle e, has brought diye bir main verb kullanabilir miyim arkadaşlar? Kullanamam. Onun için bunu da eledim. Doğru cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar. Soru 26. Obese people usually eat more than those of average weight. Ne demiş? Ee, obez insanlar, orta kilolu insanlardan genelde daha fazla yemek yerler diyor. Güzel. Ee, sonrasındaki ifadeye bakalım. But research shows that gaining weight can be almost as difficult as losing it. Bakın demiş ki ama araştırma gösteriyor ki kilo almak, kilo vermek kadar zor olabilir. Peki cümlemle uyuştu mu arkadaşlar? Burada batla da bağlamış bir zıtlık vermiş. Ee, öncesinde e, kilo almanın, kilo vermenin kolay yanlarından falan o tarz bir şey vermiş mi? Hayır vermemiş. Onun için A seçeneğini eleyebilirim. Thus obese people may eat less food but get more calories demiş. E şimdi burada ne diyor? Böylelikle bakın insan obez insanlar daha çok yemek yiyor. Tamam. Böylelikle daha az yemek yiyebilirler. E, oldu mu? Yukarıda daha çok yiyor diyorduk. Olmaz. Gitti. C'ye bakıyorum. Therefore bu yüzden individual variations in body metabolism allow some to burn calories faster. E, vücut metabolizmasındaki bireysel farklılıklar ne yapıyormuş arkadaşlar? Bazılarına e, daha hızlı kalori yakmasına e, imkan tanıyormuş. E, Therefore demiş bir de bu yüzden. E, sizce kalori daha hızlı kalori yakması bunun sonucu olabilir mi? Olamaz. Onun için bunu da eledim. D seçeneğine bakıyorum. Yet they often believe that they eat less than others. Hop, çok güzel bir ifade geldi. Fakat they, they dediği kim arkadaşlar? Obese people. E, ne yapıyorlarmış? Diğerlerinden yani those of average weight diyeceğiz arkadaşlar. Diğerlerinden daha az yediklerine inanıyorlarmış. Obez insanlar ortalama bir kiloya sahip olan insanlardan daha fazla yer genelde. Fakat neye inanırlar? Daha az yediklerine inanırlar. İfademiz çok güzel e, uydu arkadaşlar. D seçeneği doğru gibi duruyor. E seçeneğine bakalım. Because most overweight people prefer less physical activity. Daha az fiziksel aktivite yapıyorlarsa arkadaşlar daha çok yemeleri mi beklenir? Ya da e, bu, bunlar, bunlar arasında bir neden sonuç kurulabilir mi? Kurulamaz arkadaşlar. Bunu da eldim. Doğru cevabı ne olacak? D seçeneği olacak. Soru 27. The American Marshall Plan helped to jumpstart the Australian economy, laying the foundation for the country's present day prosperity. Amerikan Marshall Planı Avusturya ekonomisinin hızlı bir başlangıç yapmasına yardım etti, yardımcı oldu ve ülkenin bugünkü refahının temellerini oluşturdu şeklinde bir cümlem var. Ön tarafta da bu cümleyi doğru bir şekilde e, tamamlayacak ifadeyi bulmam gerekiyor arkadaşlar. E şimdi A seçeneğine baktığımız zaman Regardless of the capital's Vienna's humble origins as a Roman army camp on the Danube River demiş arkadaşlar burada da bakın diyor ki başkent Viyana'nın mütevazi kökenlerine bakılmaksızın şeklinde bir ifade var arkadaşlar. E şimdi zaten e, an, benim yukarıdaki cümlemi mantıklı bir şekilde tamamlayabilir mi bu ifade? Hayır. Yukarıda olumlu bir şeyden bahsediyor. Burada bakılmaksızın demiş ama başkentten falan bahsetmemiş. Onun için ne yapamayız? Bunu e, doğru kabul edemeyiz arkadaşlar. Ezdo var arkadaşlar. Ezdo ne demek? E, miş gibi demek ve pretend gibi pretend gibi acts gibi ya da seem gibi Kelimelerden, görünmek gibi, işte davranmak gibi e, fiillerden sonra kullanılır arkadaşlar. Böyle bir cümle başında kullanımı yoktur. Because no one thought at the time that Austria would receive international aid following World War II şeklinde bir ifade var. E, kimse o zaman, ne zaman, bunu yukarıda bu zamana karşılık gelebilecek bir şey yok. Ayrıca diyor ki, Avusturya'nın 2. E, Dünya Savaşı sonrasında uluslararası bir yardım alacağını düşünmediği için diye bir ifade var. Neden sonuç kurmaya çalışıyor ama yukarıda bir uluslararası yardım aldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Onun için bunu da eledim. Although until recently its government has been dominated by two political parties demiş. Son zamanlara kadar hükümete iki politika, politik parti egemen olsa da gibi bir ifade var. Ama yine yukarıdaki cümlemi anlam olarak tamamlamıyor. Bunu da eleyebilirim. E seçeneğine bakıyorum. Despite the damage from World War II and several famines in the late 1940s demiş. İkinci Dünya Savaşı'nın verdiği zarara ve 1940'ların sonundaki kıtlıklara rağmen demiş arkadaşlar. Bakın ne oldu? Burada olumsuz bir ifade var. Burada olumlu bir ifade var. Avusturya ekonomisinin geliştiğinden, hızlı bir giriş yaptığından bahsediyordu. Ve ben bunları ne yapıyorum? Despite e, zıtlık bağlacıyla bağlayabiliyorum arkadaşlar. Onun için doğru cevabım E seçeneği oluyor. Soru 28. The underlying cause of dyslexia, which is a learning disability is not known. Bir öğrenme güçlüğü olan disleksinin altındaki neden bilinmiyor diyor arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Şimdi bunu e, tamamlayacak bir ifade arayacağım. As it is characterized by problems in reading, spelling, writing and etc. E, okuma, heceleme, yazmadaki problemlerle e, ne yapılır? Karakterize edilir diyor. Burada it istediği büyük bir ihtimal nedir? Disleksidir arkadaşlar. E, cümlemin anlamı bilinmiyor ama burada böyle karakterize edilir. E, bilinmiyorsa niye e, böyle bir neden sonuç ilişkisi kurayım? Olmaz. B'ye bakıyorum. Dediz demiş. Dediz ne demekti arkadaşlar? Yani demekti. E, yani diyorsa öndeki ifadeyle sonraki ifade ne olması lazım? Birbiriyle benzer olması gerekiyor. Yani önde bir şey diyecek sonrasında da ona benzer bir ifade diyecek. Burada da demiş ki, it results from the inability to process graphic symbols. E şimdi yani demiş, e, bu e, grafik sembolleri e, işlemedeki yeteneksizlikten, işte beceriksizlikten kaynaklanır. E, ön tarafta böyle bir durumdan bahsediyor mu arkadaşlar? Buna benzer bir ifade var mı? Yok. Onun için bunu da eledim. C'ye bakıyorum. While dyslexic children often confuse the letter d with the letter b. E şimdi burada da arkadaşlar disleksisi olan çocuklar d harfini b harfiyle karıştırırken diyor. Eee karıştırılmasına rağmen gibi bir ifade var. E, while ne demiştik arkadaşlar? Taban taban zıttıktı. Yani öncesinde de bunun gibi bir eyleme ihtiyacım var ya da işte disleksis olan çocuklar e, burada verildiyse ön tarafta da disleksis olmayan çocuklar şunu yaparken onlar bunu yapıyor gibi bir ifade olması lazım. Bu cümlede benim e, cümlemi doğru bir şekilde tamamlamıyor. D'ye bakıyorum. Even though research suggests the condition is often inherited. E, burada da demiş ki e, araştırma gösteriyor ki bu durumun yani disleksinin e, arkadaşlar kalıtsal olduğunu olduğunu göstermesine rağmen ne yapıyor arkadaşlar altında yatan neden bilinmiyor arkadaşlar. Doğru cevabım bu gibi. Bir de E'ye bakalım. So most children with, with the disability are of normal intelligence. Bu yüzden e, bu e, gü, öğre, bu güçlüğe sahip olan ço, çoğu çocuk normal zekadadır. E, şimdi şöyle bir neden sonuç, soyla biz ne yaparız? Bir neden sonuç ilişkisi kurarız. Burada bir neden sonuç ilişkisi kurabilir miyim? Bilinmektedir. Bu yüzden işte normal zekalı zekadadır. Olur mu, olmaz? Bunu da eledim. Bu yüzden ne olacak arkadaşlar? Doğru cevabım D seçeneğim olacak. Evet sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.